an hedana Allah. Ve ma tevfiqi ma'ati sami illa billah. Lekad ca'et rusulü rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammed. Allah'ım salli. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allah'ım salli. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allah'ım salli. Eûzu billahi semî'il alîm mineşşeytânirracîm. Rabbi eûzu bike min hemezâtişşeyâtîn ve eûzu bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezîne âmenü zükürullâhe zikran kethîrâ. Sadakallâhu'l-azîm. Allahümme enfa'nâ bil-Kur'ân-l-azîm. Mebarik lena fi elhamdülillahi rabbil alamin estağfirullah el hayy el kayyum hasantukum bil hayy el kayyum allazi la yamut abada ve defa'tu ankum su'a bila havle ve la kuvvete illa billahi el aliyy el azim. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi zikir meclislerinden ve ilim meclislerinden mahrum bırakmasın. Ve bizlere bu meclisleri her şeye tercih ettirecek itikadı ve muhabbeti ve sevgiyi ve şuuru ihsan eylesin. Amin. Ve bizde olan anlayışı da gün be gün müzdad eylesin. Amin. 54 farzdan birinci farz zikir. Cabir radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Leylete ürücebi ile sema. Göğe yükseltildiğim gece Efendimiz Miraç'a çıktı mı? Bedeniyle mi çıktı, ruhuyla mı çıktı? He? Hem bedeniyle hem ruhuyla. Zaten ruhsuz olmaz. Ama beden de var mıydı? Var. Miraç'a çıkarıldığım gece Ra'ytu Medine'den minen nur. Nurdan bir şehir gördüm. Nurdan bir şehir. Misle dünya elbe merra. Ne kadar? Dünyanın bin katı kadar. Bu dünya hiçbir şey değil yani. Bir şey gibi, ceviz kabuğu gibi, fındık kabuğu gibi bir şey. O kadar küçük kalıyor bu alemlerde. 18 bin alemde nazarla. Dünyanın bin katı büyük bir şehir, muallakaten bir selâsile min nur, nurdan zincirlerle asılı. Dünyanın bin katı büyük, nurdan zincirlerle asılı. Nerede? Min teht arşillah, Allah'ın arşının altında. Şu arştan yukarı artık bir cisim yok. Manevi alem başlıyor. Arşın altında. Ya dünyanın bin katı efendim büyük oluyor. Nurdan zincirlerle takılı asılı duruyor. Bu nasıl oluyor? E dünya hiç zincirsiz duruyor. O nasıl oluyor? Zincirli durana yine hiç şaşmamak lazım. Zincirsiz durana daha çok şaşılır. Şimdi uzayda bunların hepsi hiçbirinin zinciri minciri direği mireği askısı sapı yok. Koca koca şeyler Allah Allah. Ancak Mevla'nın sevku idaresiyle yönetimiyle beraber birbirine çatmadan çarpmadan ona göre çekişleri ona göre güçleri geziyorlar. Devran diyorlar. Küllün fi felekin yesbehun. Hepsinin bir yörüngesi var. O yörüngede programlamış Rabbim onları. Yüzüyorlar diyor Kur'an ifadesi Yasin-i Şerif'te. Yüzüyorlar. Yani aynı yüzme gibi uzayda. Arşın altından itibaren feza. Efendim, bunlar Allah'ın kudretinin ayetleri ve nişanları. Şimdi bunları bize gösteriyorlar. Belgeseller vesaire. Bir bakıyorsun Allah. Dünyadan. Hepsi dünyadan büyük yıldızlar. Dünyadan büyük ama bunlar işte bazı telaş ediyorlar. İşte efendim çarpacak diye. Yakında işte dünyaya bir bilmem uzaydan taş geliyor, bilmem gök taşı geliyormuş. O çarparsa şu kadar delik açar, Amerika'yı deler geçer. Ondan sonra Avrupa'yı da dibine sokar diye. Böyle bunların ödü kopuyor. Ben bunlara diyorum ya müsterih olun, kıyamet kopana kadar bir şey vurmaz diyorum, anlatamıyorum. Onlar ya masraf etmeye yer arıyorlar, ya bütçe ayıracaklar oraya numaradan. Yahu ne gelecek delecek bir taraf? Dünyanın bir tarafı. Bu araba mıydı vurdu geçirdi bir tarafı? Bu dünyanın bir tarafı göçtü her tarafı göçer. Bu zaten birbirine irtibatlı. Orada buz eriyor. Burasını su basıyor. Yani bu böyle şey olur mu bir tarafına vuracak diye ya? Kıyametten evvel bir şey olmaz.
Ama olur işte bu kendi içindeki buz erir, şu olur, bu olur. Ama kıyamet ne zaman kopacak? E kıyamet de Deccal gelmeden kopar mı? Mehdi gelmeden kopar mı? Bir gün kalsa diyor Allah o günü uzatır, yine Mehdi'yi gönderecek diyor Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. E o zaman daha Deccal gelmeden, Mehdi gelmeden, Yecüc Mecüc çıkmadan, kıyamet alametleri belirmeden göktaşı geliyormuş, benim hiç uykum kaçmıyor. Bana ne ya? O ne olan? Mevla onu ayarlamış, o gelir gelir gelir, onun yörüngesi var, oradan gider. Hiçbir şey olmaz. وَلَا اَرْبَعُ مِيَتِ اَلْفِ بَابٍ. Şimdi bu Nurdan şehrin nesi var? 400 bin kapısı var. 400 bin kapı çok normal. Dünyanın bin katı bir şehir için. مُسْتَقْبَلَ كُلِّ بَابٍ. Her kapının önünde ne var? بُسْتَانٌ وَفُرُوشٌ. رَحْمَتَ اللّٰهِ تَعَالَى. Allah'ın rahmetiyle donatılmış bostanlar var. فِي كُلِّ بُسْتَانٍ قَصْرٌ مِنَ النُّورِ. Her bostanda ne var? Nurdan kasırlar var, köşk. Ve fi kulli kasrin darun minen nur. Her kasırda, büyük kasırlar, nurdan bir efendim bölüm var. Ve fi kulli darin sebun hücreten minen nur. Her o bölmelerde 70 hücre. Hücre demek oda. Nurdan. Ve fi kulli hücretin beytun minen nur. Her birinde nurdan özel bölmeler. Ve fevku kulli beytin hurfetun minen nur. Her odanın, evin efendim dairenin bölmenin üzerinde nurdan tekrar odalar. Mevla Kur'an'da ne buyuruyor? Efendim lehum gurabun min fevka gurabun mebniye. Zümer suresinde. Odalar üzerlerinde diyor bina edilmiş altından gümüşten yine odalar. Üst üste. Mevla Kur'an'da da bu üst üste olduklarını beyan ediyor. Likulli gurfetin erbaumiyeti bab. Her odanın 400 kapısı var. وَلِكُلِّ بَابٍ مِسْرَعًا. Her kapının iki tane nesi var? Tokmağı var. مِسْرَعٌ مِنْ ذَهَبٍ. Bir tokmak altından ve مِسْرَعٌ مِنْ فِضَّةٍ. Bir tokmak gümüşte. Niye Allah-u Teala hadis-i şeriflerde bunları beyan ettiriyor Habibine? Çünkü biz tabii altına meraz. Altın, gümüş dünyada insanların merak ettiği şeyler. Zinet eşyaları, hele ki altın şu anda para birimi. Bütün dünyanın paraları, değerleri neye göre vuruluyor? Altına göre vuruluyor. Altını olan zengin oluyor. Onun için böyle bir köşkü olan, sarayı olan, altından kapısı olan, tokmağı olan dünyada zengin yok. Müstakbele kulli bab. Her kapının önünde ne var? Serirun minen nuri. Nurdan tahtlar var. Kur'an-ı Kerim'de bu tahtlardan çok bahseder. Ala kulli seririn firâşun minen nur. Her tahtın üzerinde nurdan döşekler. Fevka kulli firâşin. Her döşeğin üstünde cariyetun minel huril ayn. Hurilerden bir cariye var. Efendim. Bunu da Kur'an-ı Kerim çok bahsediyor mu? Çok bahsediyor. Ve hurun ayn ke emsalil lu'lu'l meknun. Sadefinde gizli inciler gibi huriler olduğunu. İri gözlü, güzel yüzlü. Efendim. Eşlerini üzmeyen, onlara sıkıntı vermeyen hurileri Kur'an-ı Kerim çok anlatıyor. Hatta Kur'an-ı Kerim onların efendim Amme suresinde, değil mi? اِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَاكَ وَعَنَابًا وَكَوَاعِبَ اَتْرَابًا. Ayetlerinde cennette kurtuluş yerleri var. Bağlar, bahçeler, bostanlar, üzümler, asmalar ve göğüsleri yeni belirmeye başlamış efendim dilberler, cariyeler, yani huriler var diyor. Göğüslerine kadar beyan ediyor. Hoca bunu mihrapta okuyor. Bu onu okumasa hatim tamam olur mu? Olmaz. Ama hoca mihrapta okuyor, ayıp olmuyor. Manasını verince ayıp oluyor. Bütün meallerde yazılıyor. Hiçbir meal bu ayeti atlar mı? Atlayamaz. Bu ayette bunu söylüyor. Allah Teala niye bunu böyle beyan ediyor? Kullarını ahirete, cennete teşvik ediyor. Eş istiyorsanız orada, altın istiyorsanız orada, hayat istiyorsanız orada, zevk istiyorsanız orada. Dünyada bunların sade nesi var? Sureti, görüntüsü, numunesi var. Gerçeği nerede var? Ahirette var. Dünyada hepsi can kazımak, hepsine sıkıntıyla karma karışık. Hiç dünyada halis lezzet yok. Bir taneniz deseniz ki ben sıkıntısız, safi bir zevk tattım, yalan söylemiş olursunuz. Çünkü dünya bunun yeri değil. Cennetteki tadı nasıl dünyada alabileceksiniz? Mevla böyle tarif ediyor, teşvik ediyor. Kullarını ne yapıyor?
Cennete gelin, cennete gelin. Yatırımınızı cennete çekin. Ahireti tercih edin. Size bu makamları kazandıracak vazifeleri, amelleri tercih edin. Nasıl dünya karını kolluyorsunuz? 5 lira ucuza alacağım diye kuyruğa giriyorsunuz. Önceden gidiyorsunuz, yer alıyorsunuz. Ha? Bak ahirette neler var. Bunlara inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Hepsi Kur'an'da var bunları. Cennette böyle şeyler oldu. Hadis-i şerifi, Efendi Hazretleri buyurduğu gibi. Bir hadis-i şerif okuyordu mesela. Şimdi dersiniz ki bu hadis zayıftır diyor. O zaman tavlusunu okuyayım diyor. Yani tavlu şişman demek. Hani zayıf deyince siz ne zannediyorsanız işte. Bu hadis zayıftır. O zaman tavlusunu okuyayım der. Yani sen dersen ki bu hadistir hoca efendi, bizi kandırma. Ben seni ne kandıracağım? Ben sana Kur'an okuyorum. Bütün bu odalar, döşekler, tahtlar, huriler, efendim hizmetçiler hakkında, hepsinin hakkında ayet var Kur'an'da ya. Bunlar Allah Teala niye buyurdu? Levbedet hinsuruha ila darid dünya. O hurinin diyor, hınsır şu en ufak parmak. Şu ufak parmağı dünyaya belirse, yani cennetten Allah Teala dünyaya onun bir parmağını gösterse, لَغَلَبَ نُورُ خِنْصِرُ هَشَّمْسَ وَالْقَبَرَ, onun parmağının nuru güneşi de ayı da söndürür diyor. Vallahi böyle. Buhari hadisinde var. نَصِيفُ عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا مَافِ, başındaki yaşmağı, başörtüsü bütün dünya ve içindekilerden hayırlıdır. Hadis-i şerifte buyuruyor. Ya, yani diğer birçok hadis-i şeriflerde var. Dünyayı, dünyanın gökle yer arası diyor, parıl parıl parlar. Bak şimdi, güneş gitti, güneş gidince ne kadar lamba lazım? Şu kadar yere. Sokağa çıksan yine karanlık. Dağlar, taşlar, denizler yine karanlık. Ama güneş geldi mi, her taraf şundan daha aydınlık. Güneşin ışığı bundan fazla, bu ışıklardan. Peki, bir hurinin parmağının nuru güneşi de bastırıyor. E bu ne demektir? E sen şimdi görmemişlik niye yapıyorsun? Bir kan tulumu gördüğün zaman da, efendim bir haram kadın gördüğün zaman da, aa hiç görmemiş gibi ona bakayım derken cenneti kaçıracaksın ya. Sen karını zararını hesap yapsana. Ahireti tercih etsene, orası sonsuz. Hem orada kalite çok yüksek. Hiç eşitlik yok. Yani bu mukayese kaldırmaz mı? Peki. Fekultu. Miraç gecesi bunları görünce dedim ki ya Rabbi, ey benim Allah'ım, yeyi nebiyina zâ evleyi suddik, bu makamları gösterdin bana ama bu yüksek makam acaba hangi peygambere nasip olacak ya da hangi sıddıka nail olacak? Yani bu kadar yüksek dereceler, ya peygamber kavuşabilir ya sıddık kavuşabilir. Fekâle li azze ve celle, Allah Teala buyurdu ki bana, İşte burası. هَذَا لِلذَّاكِر۪ينَ اللّٰهَ كَث۪يرًا وَالذَّاكِرَاتِ اَنَا اَلَّيْلِ وَالنَّهَارِ, bu gördüğün makamlar var ya, gece ve gündüz saatlerinde Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlara aittir. Peki şimdi peygamber olmasına lüzum yok, sıddık olmasına da lüzum yok, şehit olmasına da lüzum yok, büyük bir alim, veli makam da şartı yok. Gece ve gündüz saatlerinde, yatarken yatmadan evvel duasını okur. Kalkar, kalktığında duasını okur. Hep elhamdülillahillezî hedâni, elhamdülillahillezî afâni, elhamdülillahillezî ahyâni. Mesela beni dirilten Allah, beni uyutan Allah, beni kaldıran Allah, beni yediren Allah, elbisesini giydir, elhamdülillahillezî kesâni, beni giydiren Allah. Her zaman Allah'ı hatırlayacak. Zikrin mahiyeti budur. Ama bunun da vesilesi tabii tesbih eline alıp zikretmektir. O vesilesidir. Ama hakiki zikir nedir? Allah'ı unutmama makamıdır. Bu da neyle kazanılır? İşte bu meclislere devamla, teşvikle, 100 kere şunu oku, 100 kere şunu oku, 1000 kere şunu oku, 5000 kere bunu oku. Bu talimat Resulullah'tan geliyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kimse kafasından bir şey uydurmuş değil. İşte gece gündüz Allah'ı çok zikredenler, inşallah bu sohbetlere devam edenler, Allah hepimizi zikredenlere kaydetsin inşallah. Bu mecliste Allah'tan gaflet edilmez. Çünkü sıralı Mevla'dan bahsediliyor. Burada insanın dikkati buraya toplanıyor. Bazı kere adam tesbih eline alıyor, yine kafası sağa sola giriyor. Ama sohbet dinlerken bir şey düşünemiyor. İlla bizim konuştuğumuzu düşündüğü için sadede geliyor. Yani esas zikir Allah'tan haberdar olmak meselesi. İşte çok zikreden erkekler, çok zikreden kadınlar. Peki bu kadar mı? Değil.
fe inne lehum indi lemeziden. Daha bu ne? Beni unutmayan, beni zikredenlere daha neler var neler, çok daha fazlası var. Ve ene evse'u min zalike. Ben bundan, bu sana gösterdiklerimden çok daha geniş yerlerim var, yurtlarım var. Ne nurdan şehirlerim var. Mevla böyle dünyanın kaç katı büyüklüğünde yerlerim var. Ben çok geniş imkanlara sahibim. İstediğimi yaratıyorum, istediğimi veriyorum. Hele cemalimi gösterdiğim zaman cennetleri de unutacaklar, hurileri de unutacaklar, evlerinin yolunda unutacaklar. Beni bir görmek ne zevk verecek onlara. Onun için benim gibi bir Rableri var iken benden başkalarına meyletmesinler. Miraç gecesi niye gösterildi bunlar? Duyurulmak için. Biz de bu gece bu hadisi okumuş olduk. Şimdi birinci farz Rabbimizi zikretmek. Bunun da çok izahı var. Geçen hafta da anlattık. Daha evvel öyle anlatıyoruz. Ama şimdi biz sırayla devam edeceğiz inşallah. Ama biz 54 hafta, bir sene, arada da bir iki tatil etsem bir seneyi geçecek. Efendim 54 farzı duyalım diye bakalım Ezra Aleyhisselam bize 54 hafta müsaade edecek mi bilemeyiz. Onun için biz şimdiden kitaptan o farzları sırayla okuyup ne farzmış, Allah ne istiyormuş bunu yapmaya bakalım. 24 saatte hepimizi ilgilendiren 54 farz var. 24 saatlik günümüzde, gecemizde. Bunları yapmayan mümin Allah'a asi kavuşur. Allah muhafaza Mevla ona gazaplı olur. Onun için bu 54 farzı mutlaka tek tek tahlil edelim. Ve böylece inşallah amel edelim. Evvela niyet edelim. Ya Rabbi ömür verirsen, sağlık sıhhat verirsen hepsini okuyacağım, hepsini amel edeceğim. Bir defa niyet, niyet. Sen bir niyet et bakalım, Allah sebebini yaratsın. Neymiş ikinci farz? Elbise giymek. Elbise giymek farz mı? Elbise giymek farz demek ne demek? Avret yerini örtmek demek. Avret yeri erkeğin neresi? Hanefi mezhebine göre. Göbekle diz kapağı arası. Peki kadının neresi? Ve cemi'u bedenil mer'eti ve cemi'u bedenil hurreti avretun. Kadının bütün bedeni avret, illa vecihâ ve keffeyâ. Yüzüyle elleri müstesna. Bazı rivayetlerde tek göz diyor. Ama yüzüne müsaade ediliyor. Yüzüne de müsaade edilmek demek, yüzünü de böyle ayna gibi ortaya çıkartmak demek değildir. Mümkün ise şöyle, çarşafı şuradan bağlasa mesela daha ne olur? Makbul olur. Niye? Yaşlı mı, genç mi? Güzel mi, çirkin mi seçilmese maksat. Ama şimdiki mesele ne? Şimdi ben güzelliğim ortaya çıksın diye kapalı kadınlar bile o türban takıyorlar, başörtü takıyorlar ama cicili bicili, güllü müllü, ondan sonra da makyaj, bir de fıs fıs, çık sokağa, bütün millet açığı bırakmış buna bakıyor. Böyle tesettür mü olur ya? Böyle tesettür mü olur ya? Ondan sonra mesela bizim iddialı bir çıkışımız var. Nerede? Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin mealinde. Mahmud Usta Osmanlı Hazretleri'nin Kur'an-ı Mecid ve tefsirli meali. Bu mübarek mealde mesela çok önemli bir konu işlemişiz. Efendi Hazretleri bunu bizzat bulundu böyle. Bu konuyu çok dikkatle dinledi. Çünkü bu mesele ne diyor orada? Vel yadribne bi humurihinne ala cuyubihinne. Başörtülerini yakaların üstüne atsınlar ayetinde. İslam'da başın üstünden gelen yudinine aleyhinne min celabibihinne. Ahzab suresinin ayeti de onu tefsir eder. Çarlarını, çarşaflarını üzerlerine yaklaştırsınlar, sarkıtsınlar. Ayet ayeti tefsir eder. Ayet ayeti tekzip etmez. Hiçbir ayet öbür ayette çelişmez. Sen anlamıyorsun, sen çelişmişsin. Anladığın zaman ne oluyor? Yakanın üstüne geldiği zaman ne oluyor bu? Çarşafın üst kısmı oluyor. Şimdi tesettür. Kadının bütün bedeni avret, ancak neresi müstesna? Yüzü ve elleri diyorsun. Şimdi erkeğin avret yeri neresi dedik? Göbek diz kapağı arası. Bu bölgeyi dar giysen, bu bölgeyi erkek böyle dar şort giyse ve o bölgenin hatları belli olsa ne olur? Haram olur. Çünkü o ne olmuş olur? Kâsiyat âlet. Giyinmiş çıplaklara dahil olur. Giyinmiş çıplak. Çünkü neden? Tahrik eder. Çünkü neden? Şekil belli eder. Avret bölgesinin şeklinin belli edilmesi de nedir?
Haramdır. Sana ört dedilerse, niye dediler onu? Görünmesin diye. Örtmek içindir. Görme, daracık örtersen bunu çıplaktan daha çok cezbeder. Bu olmaz ki ya. Hakeza kadının bütün bedeni avretse, bütün bedeni avretse, nasıl erkeğin avretleri efendim şekli belli olacak şekilde dar giyse haramsa, kadının da bütün bedeni avretse, o dar mantoları giydiği zaman da kolunun şekli belli olursa, he? Vücudunun şekli belli olursa zorlan içine giriyor. Düğmeleri zor kapatıyor. E düğmeleri zor kapattığın bir şey tesettür olur mu? Şeklin belli. Ha onun için 54 farzın ikincisi neymiş? Elbise giyinmek. Ama bu nasıl elbise giyinmek? Her elbise avreti tesettür sayılır mı? Sayılmaz. Avret yerlerini örtmek farzdır. Avret yerlerinden dışarısını örtmek tabii sünnete girer, müstahaba girer. Erkek için başka kadın ama kadında bu konu yok. Çünkü kadında bütün beden avrete giriyor. Peki Kur'an'da bunun ayeti nerede? Estaizu billahi ya beni Âdeme hudû zînetekum inde kulli mescid. Ey Adem oğulları, her secde zamanı, secde ne demek? Namaz yani. İnde kulli mescidin. Mescid mastar mimidir. Mastar mimi yani anlayan bilir onu. Mastar mimi demek secde, mescid, kelimeler mastardır. Bu namaz kılınan yer değil. Bir var mescid ne demek? Secde yapılan yer. O secde yapılan yer olursa ismi mekan olur Arapçada. İsmi mekan ne demek? İşte o işin yapıldığı yerin adı. Yani cami. Bu o değil. Bu inde külli mescid ne demek? Her secde zamanı. İnde zaman. Mescid secde. Mastar çünkü. Secde zamanı diyorsun. Secde zamanı ne demek? Allah Teala namaz diyecek yere ne buyuruyor? Secden için. Namaz eşittir. Secde. Çünkü namazın en büyük rüknü ne? Secde. Secde yapacağınız zaman süsünüzü takının diyor. Süsünüzü ne demek? Elbisenizi demek. Şimdi bu ayetin bu manada olduğunu direkt Kur'an'a bakmakla meal manasıyla, lügat manasıyla anlayabilir misin? Anlayamaz. O zaman nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerine bakacaksın. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta hadis-i şerif buyuruyor. Bu İbn Abbas ve sair sahabeden bu hususta tefsirde rivayetler geliyor ki bu ayet ne hakkındadır? Namazdaki setre avret hakkındadır. Çünkü o zamanlar biliyorsunuz imkanlar kıt. İnsanlar namaz kılmaya bile elbise bulamıyor. Yani Ebu Bekir Sıddık bir sadaka veriyor üstündeki entariyi. Camiye çıkamıyor. Bir donu kalıyor. Avret yerini örtecek kadar onunla da insan içine çıkamıyor. Evde kılıyor. Yani sahabede böyle şeyler çok oluyor. Kapıya geliyor sadaka vermek için. E sadaka bir şeysi yok. Kalkıyor bir elbisesini verince ikinci yedeği yok. Bundan dolayı evde efendim kılmak zorunda kaldıkları zamanlar oldu. Siyer kitaplarında geçiyor sahabe hakkında mesela. Dolayısıyla kişinin avret yerini örten elbisesine burada zinet buyuruluyor. Ancak avret yerini örtecek kadar giyinmek namaz için nedir? Farzdır. Bunsuz namaz olmaz. Ancak kadınlar da dikkat etmeleri lazım. Namaz elbiselerine özellikle çok efendim bol kıyafetler olması lazım. Ayağına kadar uzaması lazım. Efendim ayağının namazda açılmaması lazım. Ondan sonra bu el mesela kurtarıyor ama buradan yukarısı kurtarmıyor. Şimdi rükû secdeye inerken el ne oluyor böyle? Onların işi zor. Açılıyor bak. Böyle böyle çeker. Kendi kendine çeker bu. Bu çekti mi bura ne? Avret bura. Kadın için. Onların işi çok zor. Onun için buradan lastikli. Elbiseler buradan lastikli olması lazım. Açmasın. Rükû secde yaparken diye. Ondan sonra yoksa açılır kendi kendine çeker. Şu kadar çekse. Bir uzvun dörtte biri miktarı açılırsa namaz bozuluyor. Avret yerinden. Kadının olsun erkeğin olsun. Avret yerinden bir uzvun, bir uzuv ne? Her uzuv kendine göre. Kulak bir uzuvdur. Bir uzuvdur. Bir kadının namaz kılarken kulağının dörtte biri açılsa namazı bozulur. Ama tabii bu uzuvlar farklıdır. Bunlar uzun uzuvlardır. Şu kadar açılmakla belki bozulmaz ama bu da şuraya kadar geldi mi? Zaten şuradan hesap ettim mi? Dörtte bire tekabül ederse yine gider yani. Dikkat edecek. Erkekte de mesela donla kılayım derseler bazı öyle gidiyorlar denize menize. Efendim şortları haşama.
uygun yani dizden aşağı ama namazda efendim eğilirken kalkarken o ne oluyor biraz? Yukarı çekiliyor kendi kendine. Bu durumda zaten haşama gibi, pijama gibi kıyafetler temiz de olsa, avretlerini örtse de bunlarla namaz kılmak mekruhtur. Niye? İnsan içine çıkamayacağın kıyafetle Allah'ın ruhuna çıkmak hiç yakışık almaz. Ve lakin farz yerine gelir mi meselesine gelince? Avret yeri örtülünce farz yerine gelir ama işte diyorum dize dayanan bir haşama ayakta dururken avretini örtmüş olabilir ama namazda eğilirken onu yapar hafif yukarı çeker, yukarı çekti mi de avret bölgesinden açılmış oluyor. İşte o tabii dörtte bir miktarı genel avret bölgesinin açılırsa namaz erkekte de bozulur. Erkekte de en mühim mesele nedir? Dar pantolonlardır. Dar pantolonlarda çok büyük sıkıntı vardır. Çünkü secde yaptığı zaman, rükûa eğildiği zaman, secde yaptığı zaman ne olur? Arkasında duran, ona bakan, onun avret yerlerinin hat ve şekillerini dar pantolon olursa görür. Allah namazı farz etti ama dar kıyafetle kıldığın vakitte avret yerin dar olursa, bak üstün dar olursa demedik. Yani mesela buranda dar bir şey giydin, ceket. Ben sana ona mekruh olur demiyorum şimdi yani. Ha gavura benzememek konusu ayrı. O ayrı bir şey. Ama namazdaki setre avrete girmiyor. Buna avret değil ki. Ama belden aşağısı avret olan noktada daraldığı zaman şekil çıkar, şekil çıktığı zaman mekruh olur. Mekruh ne demek? Allah o namazı sevmiyor, istemiyor. İstenmedik şeye mekruh deniyor. Müstehap tersi. Müstehap sevilen, mekruh sevilmeyen. E biz bu namazı niye kılıyoruz? Allah'a kendimizi beğendirmek, kabul ettirmek için kılıyoruz. E biz kime beğendireceğiz? Rabbimize. E Rabbimiz istemiyorsa bunu, kim istese ne olur? Şöyle. Setre avret, örtünme meselesi, kılık kıyafet meselesi ama namazın dışında da kafirlere benzemeyin. Kafir kıyafetleri giyinmeyin. Modalara uymayın. İslam kıyafeti üzere olun. Bunları söylüyoruz size. Birisine kumaş verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Harp ganimetinden. Sonra adam dikti geldi sahabeden. Ne buyurdu ona? İnne adî min libâsil küffâr felât elbese. Bu giydiğin kafir elbisesidir. Giyme bunu. Ne yapayım onu dedi? Yak onu dedi. Dedi ya Resulullah bunu siz bana vermiştiniz. Dedi ben kumaşını vermiştim. Sen gavur şekline soktun dedi. Burada şeklin önemi çıkıyor. Ve lâ terkenû ilellezîne zalemû ayetinin tefsirinde. Sakın zalimlere azıcık daha meyletmeyin tefsirde. Kazı Beyzavi gibi bütün tefsirler, büyük müfessirlerde ketezeyi bizi yiyip onların kılığına girmek, onların şekline bürünmek de diyor zalimlere meyletmeye girer. İslam nişanları bu bakımdan nedir? Giyim kuşamda da kılık kıyafette de Müslüman şekline bürünmek nedir? Önemli midir? Çünkü kimse altın alacağı zaman düğüne hediye götürmek için ciğerciye girmez. Anladın mı? Efendim, Arnavut ciğeri yemek isteyen de ben çok seviyorum. Çağıran olursa beklerim. Evet, Arnavut ciğeri yemek isteyen, almak isteyen de ne yapmaz? Kuyumcuya girmez. Vitrinde ne varsa içeri giren onu sorar. Sakal vitrindir tabii ki. Ama sadece sakal yeterli değil. Ona göre efendim başında da bir İslami bir bere olması yine o da ne yapar? Onu takviye eder. Çünkü bazı gavur da sakal bırakıyor. Mesela bunlar önemli. Bıyıkları kısa tutmak çok önemli. Bıyık sakala böyle dudakları örtmemeli. Değil mi İslam canlar? Bıyığınızı kısaltın. Saç uzatmak sünnette var. Ama saçınızı uzatırsanız bile ne buyuruyor? Ortadan ayırın. Niye? Kafirlere benzememek için. Saçını uzat. Ama o zaman da bakımını yap diyor hadis-i şerif. Ortadan ayırırsanız sünnettir. Mesela biz hiçbir sünnete bunu yapmayın demiyoruz. Ama sünnet gibi yapalım. Elbisede de mesele budur. İlla şalvar cübbe giymek şartı yok mesela. E ben şimdi entari giyiyorum şimdi. Entari de nedir? Sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şalvar da giymiş midir içine? Giymiştir. Sordular ya Resulallah sen sirvaldir Arapçası. Sen sirval giyer misin? Ne buyurdu? Havaran ve seferan, leylen ve neharan. Gece, gündüz, yolda, evde hep giyerim buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in giyimlerinde de illa da şunu giyeceksin, şu renk giyeceksin. Şart değil bu da. Ama bir mühim mesele vardır. O da nedir? İslami kıyafet olması. Ondan sonra İslami kıyafetin şeyine
ayırıcı özelliğine. Avret yerini belli etmemesi, şekil belli etmemesi, bol olması, otururken yani öyle bir durum oluyor ki bu darlıkta insan anasının karşısında oturmaya bile haya eder. Annesinin karşısında oturmaya haya eder. Efendi Hazretleri derdi, bu vaziyette ancak karının yanında oturursun derdi. Yani öyle bir dar ki hanımının yanında istersen çıplak otur zaten. Ha, o demek yani. Bu vaziyette derdi, ananın yanında otursan caiz değil. Çünkü avret yeri şekli çıkarsa namazda ona göre mekruh oluyor. İnşallah bu cübbe işini bir düşünün. Ama illa ben sokaklarda olarak demiyorum. Bu ince, çantaya sığar, küçük. Namaz kılacağın zaman da bunu insan nerede kılarsa kılsın takınır. Hemen çıkarırsa da iş icabı mesela. Herkes benim gibi cübbeli değil. Her dakika her yerde giyemeyebilir. O zaman ne yapacak? Onu çantasına hemen koyacak. Böyle Allah için taşıyacak ya bunu başka bir. Bir izah yok. Bu sarıktan daha önemli. Şimdi bazı arkadaşlarımız, Allah mübarek etsin, sarık sarıyor kocaman. Fakat aşağısı kot pantolon. Yani. Şimdi mübarek, yani ne perhiz ne lanet turcusu. Aşağıdan zaten kerahate girdin yani. Üzerde üstünden fazilete girdin. E şimdi tamam buradan 70 seket alacağım diyorsun ama aşağısı açık yani. Her tarafı kaybettiriyor. Ama bol olursa, bol olursa, avret yeri belli olmazsa o zaman kerahat olmaz. Ama en sağlamı bunun cübbedir. Anladınız? İnşallah anladınız. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, İ'mel saliha ve kul tayyiba velbes leyyina. Salih amel işle, temiz helal rızık ye ve temiz elbise giy. Bu da Resulullah'ın emridir sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten güzel amel etmek için ne yemek lazım? Helal yemek lazım. Haram yiyen güzel amel işleyemez. Allah Teala öyle emretti. Ya evledine amin. Kulû mine tayyibat. Ya eyyuhar rusulü. Ey peygamberler. Kulû mine tayyibat. Helal şeylerden, rızıklardan yiyin. Ve amelû saliha. Salih amel. İşleyin. Helal yerseniz salih amel işlersiniz. Temiz elbise giyin. Evet. Yani temiz olsun. Kirli olmasın. Kirlilik de İslam'a yakışan bir şey değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sevdiği bir şey değil. Yani adamın birini kirli giydiğinde kızdı. Ve bunu niye bunu temizleyecek kadar bir su bulamamış mı? Bir sabun bulamamış mı? Bu kadar da titizdi. Temizlik üzerine. Fakir olabilirsin. Eski giyebilirsin. Yamalı da giyebilirsin. Bunlar sünnette de var. Hazreti Ali Ömer Efendimiz yamalıklı giyerdi. Yamalı giymek sünnete muhalif değildir. Eski de giyilebilir. Sorun yok. Ama kirli giymek sünnete muhaliftir. Temiz giyilmesi emrediliyor. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir Hazretleri anlatıyor radıyallahu anh. Bir gün kainatın efendisi bizim evimize teşrif buyurdu. Baktı ki bizim evde biri var. Eteğinde kir pas var. Ne bu? E mâ kâne azâ yecidû. Bu adam dedi elbisesini yıkayacak kadar bir su bulamadı mı? Karışıyor muymuş her şeye? Ne tarafa yattığına da karışır. Abdest bozmana da karışır. Girdiğine de karışır. Çıktığına da karışır. Sünnet, sünnet, sünnet. Sünnete uyarsan çekmezsin illet. Çekme uğramazsın zillet. Hiç. İşin rahat ol. Yani tuvalette otururken bile ne yapacaksın ellerini? Şakaklarına koyacaksın. Bunu böyle, bu ne, ben ne alakası, ya karıştırma sen. Burana koy dedi, böyle yap. Konuşma tuvalette dedi, ya konuşma. Laf yetiştirme dışarı tuvaletten ya. Millete talimat verme. Mekruh diyorsun sana, Allah istemediği bir şey yapmayacaksın da. Benim tuvalete girdim çıktım, tuvalette de mi rahatlayamayacağım? Rahatla kardeşim. Milletle konuşma. Bak bir tanesi mesela ne yaptı, ıkınmaktan. Burası beyin damarları çatladı öldü. Tuvalette öldü mesela. Çünkü ıkınırken şakaklar zorlanır. Sana demişler burayı bastır. İlla sana yani doktor şeyi mi reçetesiyle mi getireceğiz? Sünnetse bir şey daha bunu karıştırmayacaksın. Allah bu peygamberi gönderdi. Dinimiz, dünyamız, maddi manevi her türlü güvencemiz, teminatımız dinimizdir. Şöyle elbise giy, tamam öyle giy. Dar giyme, giyme. Hele ki avret yerlerinin dar giyilmesi kesinlikle kısırlığa kadar yol açıyor. Küçük çocuğa başlatırsın dar giyme, çocuğu olmaz. Biz size ne bilirsek
Daha neler biliyoruz da her şeyi konuşmak ayıp oluyor. Şimdi olmaz ki. Ha bu, ama sen doktor deyince yapıyorsun, peygamber deyince. Şimdi efendim çok da ileri gitmeyelim. Bunun ilerilikle, gerilikle alakası yok ki. Bak ne buyurdu sana, elbiseni yıkayacak bir şey bulamadın mı sen dedi ona. Eve gitmiş misafir, ona hemen adamı dedi. Dedi kalk şimdi, elbiseni yıka. Bu niye kirlik yapaslı? Geziyorsun. Ha peki şey var mı? Ne onun adı? Kıymetli kumaştan elbise giymeye izin var mı? Var. Gavurların dokuduğu kumaşı giymek helal mi? Helal. Gavurların şekline bürünmek haram. Çünkü Resulullah Efendimiz ganimet malları kimin dokuduğu kumaşlardı? Gavurların kumaşıydı. O gavurun kumaşını ne yapabilirsin? Giyebilirsin. Ama ne şekilde? İslami bir kıyafetleri giyersin yaparsın. Örfe uygun mesela. Yani onun için gavur kumaşı giyilmez diye bir şey yok. Ama gavur gibi giyilmez. Fark burada çıkar. Bazı İmam-ı Azam Efendimizin namazda cübbesi vardı. Namaz kılarken giyindiği cübbesi. Kaç paraydı biliyor musunuz? Yani 4000 dirhem mi olacak? Artık onun bir hesabını yaptık. Şimdiki parayla birkaç milyarlar ediyor. Niye? Rabbim emretti. Namazda süsünüzü takın. En süslü şeyini nerede giyer? Namazda onun için mesela bazı kere işte kaşmir yün. Pahalı kumaş diyelim. Ondan cübbe yaptırabilir miyiz? Yaptır. Anladın? Bunda bir mahzur ve mekruhluk yoktur. Ama ve lakin tabii ki 40 çeşit, 50 tane, 100 tane de dolaplara sığmayacak kadar da lüzumu. Ya insan bir iki tane, iki tane kıymetli olur. Geri kalan normal olur. Normal birkaç elbisesi olur. Biri giyilendi, biri giyer. Cumalara özel olur. Bayrama özel, sünnette var bunlar. Bunlar efendim İslam'ın güzelliklerindendir. Allah Teala imkanlarımızı sünnete uygun şekilde değerlendirmeyi müyesser eylesin. Amin. 54 farzın üçüncüsü neymiş? Abdest almak. Abdest almak farz için, namaz farz olduğu için. Namazdan evvel abdest şart olduğu için, ha namaz ha abdest. Onun için ondan da evveline taharet. Abdestten evveline ne? Taharet. Çünkü idrar akıntısı kesilmeden aldığın abdest abdest değil. Abdest aldıktan sonra bir damla akıntı çıksa dışarı abdestin gitti. Onun için namaz nerede kabul olunuyor, başlıyor? Halada. Ne demek halada? Yani abdest bozduğun noktadan başlıyor. Üzerine sıçratmamandan, işte efendim taharetini düzgün almandan, temizliğine riayet etmenden, elbisende idrar kalıntıları kalmamasından, değil mi? Bunlar böyle. Şimdi biz tabii bunun gerisine dönük bazı sohbetlerde aralarda geçmiştir ama hususi bir sohbet yapmış değiliz. Şimdi de o konuya o kadar çok üzerinde duracak halimiz yok. Ancak kitaplarımızda bunları beyan ediyoruz. Okuyanlar istifade edecekler. Allah Teala ne buyurdu estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmiş kullar. İzâ kumtum ile salâh. Namaza kalktığınız zaman ne demek? Namaza kalkmayı istediğiniz zaman. Yoksa namaza kalktığın demek tam tekbiri alacakken doğru git abdest al. O demek değil. Şimdi oturuyoruz ve namaz vakti yanaşıyor veya geçecek. Namaz kılmamız lazım. İstiyoruz namaz kılmak. O zaman ne yapacaksınız? Fagsilû vucûhekum. Yüzlerinizi yıkayın. Abdestin farzı kaç? He? 4. Evvela 50 değil. Yüzü yıkamak. Yani yüzü yıkamak derken biz elden başlıyoruz. O nereden? Sünnetinden, müstehabından geliyor tabii ki. Farzlarda yüzü yıkamak diyelim. Şimdi biz sadece farzlarla yetinmeyeceğiz. Sünnetleri de yapacağız, sahabeleri de yapacağız. Ama Allah Teala kısa konuşur. Çünkü teferruatını kime bırakır? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde beyan etmesine bırakır. Kur'an-ı Kerim kısa ve öz. Yüzlerinizi yıkayın. Evet. Şimdi yüzünü yıkarken ne yapmayacaksın? Ne yapacaksın efendim? Şöyle iki elinden suyu aldığın zaman yüzünün burasından doğru bıraktığın zaman ondan sonra onu yayacaksın. Ama efendim şap diye de atsan suyu böyle suratına metrotur. Yavaş bırakacaksın. Ondan sonra yüzünün hududu neresi? Yani yüzünün tarifi, hududu neresi? Yüzünü bileceksin bile. Şimdi bunlar hep mesele. Yüzünüzü yıkayın. Bir iğne kadar kuruya kalsa
Abdest olmaz. Ahirette ne yapacaksın? Kabirde ne yapacaksın? Kabir çok acayip meseledir. Bu taharet, temizlik, abdest meselesi kabirde patlak verecek. İstenziu minel bevli, idrardan sakının. Fenne ammeti azabil kabrim. Kabir azabının toptanı idrar sıçramasındandır. Efendim, donuna akıntı düşmesinden vesaire, efendim riayet etmediğinden, ayakta işediğinden veyahut neyse. Bunlar kabire taalluk ediyor. Yüzünü yıkayacak. Nesin sen namaz kılıyorum diyorsun. Ya peki hiçbir abdestin olmadıysa namazın da olmadı demektir. Bu kadar namaz olmadı. Sen ne yapacaksın? Sana soracaklar. Şimdi sana ben vesvese yap da yüzünün derisini soy demiyorum. Ama bir yüzünün hududunu bil. Yüz nereden başlıyor? Ta şu saçın bitiminden. Ha sen kel olsan da yeri belli. Yeri belli. Buradan başlıyor. Bir boylamasına var. Değil mi? Bir ellemesine var. Burunun içi yüze dahil değil. Ağzının içi yüze dahil değil. Değil mi? Kulakların içi, kulakların yüze dahil değil. Ama şurası idar denir buna fıkıhta. Ne demek? Şurası sakal bittiği yer. Sakalın bittiği yerle kulak arası bura dahil mi? Dahil. Nasıl değil? Bal gibi dahil. Peki sen ne yapıyorsun? Elini suya vuruyorsun, yüzünü yıkıyorsun. Burası da böyle kulağından ağrı es geçiyor. Şurada kuru kalırsa ne olacak? Sıkıntı. Abdest işi bu. Sakalı olan da su atıyoruz dördüncüye. Ne yapıyoruz böyle? Hilallamak. Arasında böyle. Tabii içini tam böyle şart değil. Yüzünü yıkadığın zaman yüzeyini tamam. Yüzlerinizi yıkayın. Kaç kere diyelim? Birincisi farz. İkincisi sünnet. Üçüncüsü ikmali sünnet. Sünneti tamamlamak. İşte o üç kerenin de bir bereketi ne var biliyor musun? Bazısı var ya, üç kerede anca kuru yeri kapatır. Bir denk getiriyor birinde. Bazısı da üç değil, 30 yıkasa yine kuru yer bırakır. İşte böyle iş. Ondan sonra veydiyekum ellerinizi yıkayın. Nereye kadar? İlel merafiki. Dirseklere kadar. Buraya kadar yıkayın. Burayı da dahil etmek lazım. Biraz da pay bırakıp da hafif yukarıya doğru he? Şöyle yukarı doğru çıksan günahı var mı? Yok, sevabı var. Yukarı doğru şöyle çıksan sevabı var. Ayağını yıkarken ha böyle yukarı doğru çıksan yarıya kadar dizine çok sevabı var. Ya. Biliyor muydunuz onu? Biliyordunuz. Siz de şimdi şadırvanlarda bütün böyle soyunmayın dizleri yukarı. Ama hepten de kısıntı yapmayın. Topuğa değdi değmedi bırakmayın. Çünkü hadis-i şerifte Resulullah ne sordular? Sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulallah, sen bu kadar kalabalık insanlar içerisinde cinler de dahil olacak mahşere gelince karışacak birbirine, ümmetini nasıl tanıyacaksın? Sorusuna verdiği cevabında ne buyurdu? Senin atların olsa o atların içerisinde de alnı efendim dizi dirseği neyse bir tarafları beyaz olan atlar olsa sana ait. Sen o kadar atın içerisinde o anlığının saçı, perçemi, efendim beyaz olan atını tanır mısın tanımaz mısın? Tanırım dedi. İşte ben de nereden tanıyacağım? Hurran muhaccelîne min âtâril vudû'i. Çünkü hadis-i şerifte mâ min ehadin min ümmeti. Ümmetimden bir fert yok ki. İlla arifu yevvel kıyamet. Kıyamet günü mutlaka her bir ümmetimi tanıyacağım buyurdu. Dediler nasıl ya Resulallah? Bu kadar mahlukat çok. Ne buyurdu ümmeti hurrun muhaccelune. Minafiharil vudu. Benim ümmetim abdest aldıkları için abdest izlerinden dolayı ne olacak? Yüzleri ak,
elleri ve ayakları beyaz ve berrak, pırıl pırıl parlayacak. Ben de bu alametle onları ne yapacağım? Tanıyacağım. Ama abdesti olmayanın durumu ne? Abdestsiz ölenin demiyorum. Hayatı boyunca abdestsiz kalanın, abdest almayanın, yani namaz kılmayanın durumu ne? Ona benim ümmetimden denir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sorsam benim ümmetim der mi ona? Çok zor. فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ مَنْ يُطِيلَهُ لَهُ رَتَهُ فَلْيُطِلْهَا İçinizden kim diyor bu parlaklığını uzatmak istiyorsa, daha parlatmak istiyorsa uzatsın diyor. Ne demek? Şuraya kadar parlıyor mu? Şöyle yıkadın mı bir payıyla, burada parlar. Topuğa kadar yıkadın, ileri götürdün biraz daha, orada parlar. Hani böyle benim parlaklık cılız kalmasın da acaba bizim ümmetten mi değil mi diye beni bir şüpheye sokmasınlar istiyorsan sen iyi parlat. Tamam mı? Sen iyi parlat. Bu boyacı çırağına benzemez yani. Ayakkabıyı parlatmaya benzemez bu iş. Bu abdest işi bu. Bunu düzgün al. He? İyi parlatan iyi para almıyor mu? Boyacılarda. Şüpheli. Sen de kazanırsın ahirette. Seni görürler pırıl pırıl. Bu ne güzel abdest alın. Abdest işi alın. Abdesti güzel alan ve dikkatli alan, sünnete riayet üzere alana çok müjde var. Hadis-i şeriflerde hep men tevabbaha, kim abdest alırsa diyor, peşinden çok hadis var. Ben bu hususta 50-100 tane belki çıkar. Büyük namaz kitabımda dolu hadis çıkar. İlmihal'de çıkar, hepsine çıkar. Abdest risalesi var. Efendim. Burada abdest risalesi var. Bu abdest risalesinde de çıkar ama bunda faziletine dair çok hadis çıkmaz. Bunda ne çıkar? İlmihal'i çıkar. Yani abdest nasıl alınır? Sünnetleri neler? Mekruhları neler? Müfsitleri neler? Gusül. Bir bahiste bunda nedir? Bir bölüm gusül. Bir bölümde nedir? Teyemmüm. Bunda onlar çıkar. Ama faziletler bunda yazmadım. Çünkü fıkıh girdim işin içine kafa karışmasın diye. Faziletleri o namaz kitabında vesaire hep çıkar. Ama orada ne diyor? Men tevazza, kim abdest alırsa diyor, hemen peşinden mutlaka şöyle söylüyor. Fe ahsenel vudu'e, abdestini güzel alırsa diyor. Bak abdest alırsa diyor, hadislerin çoğunda abdest alırsayla bırakmıyor. Fe ahsenel vudu'e, abdestini güzel alırsa. Bazı hadislerde fe esbeğal vudu'e çıkıyor. Yani abdestini tamamlarsa, tam alırsa. Bütün bu müjdelerde, mesela peşinden hamsu salavatin iftaradahunne Allahu Teala alel ibad. Beş vakit namazı Allah kullarına farz etmiş mesela. Men tevazza. Abdest alacak. Abdesti güzel alacak. Ondan sonra ve sallâhu neli vaktiğinde. Namazı vakti vaktine kılacak. Ve temme rükû'aynı ve sücûdevni. Rükûnun secdesini tam yapacak. Kâne hakkâne alâllâhin yâgfirâni. Allah'ın o kulunu affetmesi Allah üzerine bir hak olur. Mutlaka affedecek. Fakat bütün bu müjdeler nereye baştan dayanıyor? Abdeste dayanıyor. Ve abdesti de mutlak söylemeyip de güzel alırsa kaydı koyuluyor. O zaman en başta önem vereceğimiz şey namazdan önce abdest geliyor. Onun için üçüncü farz, 54 farzda da ne geldi? Abdest. İlk farz neydi? He? Zikir. Niye ilk farz zikir? İlk farz zikir çünkü zikretmeyen Müslüman olabilir mi? Olamaz. Çünkü Müslüman olmak için ne okumak lazım? Kelime-i şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. İlk farz ne? Zikir. İman kelimesi, bunu söyleyeceksin daha. İkinci farz neydi? Setre avret. Elbise giymek. Şimdi elbise giymeden avret yerlerin açık vaziyette abdest alınır mı? Besmele çekeceksin. Her tarafın çırılçıplak. Nasıl besmele çekeceksin? Abdeste başlarken ne çekeceksin? Besmele. Çekiyor musunuz? Çoğu unutuyorsunuzdur. Besmele çekersen ne oluyor? Gusül cevabı alıyorsun. Hadis-i şerif de öyle buyuruyor. Evet, men tevazza ve zekere ismallah aleyh. Kim Allah'ın adını zikredip de abdest alır, Bismillahirrahmanirrahim diye başlarsa ne oldu? Bütün bedeni yıkamış gibi oldu. Yani kemen gafele cimi'a bedeni. Ama besmelesiz abdest aldı, sadece yıkadığı yerleri yıkamış oldu. Besmele çekseydi bütün vücudunu yıkamış gibi olur. Ama cünüp olduğunuz zaman ben bir besmeleli abdest alayım diye deseniz sıyıramazsınız. O cünüp olan ne yapacak? O boy abdest alacak. Bu o demek değil. Bu fazilet bakımından.
guslün sevabını kazanır. Yoksa gusül yapmış olmaz. O ayrı bir şey. Ondan sonra efendim elleri dirseklere kadar, illa ki burada hudut var, aman burayı geçmesin diye bir şey yok. Ya ne var? Parlaklığını uzatmak isteyen uzatsın. Yani paylı vaziyette biraz üstünü de yıkasın. Vemsahû birûsikum. Başlarınızı ne yapın? Meshedin. Nasıl meshediliyor? Kaçta kaçı? Dörtte biri. Başın tümünün dörtte birini meshetmek bize göre nedir? Hanefi mezhebinde farz. Her mezhepte başın meshi farz da. Orada miktar meselesidir. Hanefi'de en azından ne olacak? Dörtte bir olacak. Ha bu dörtte bir, şöyle yapsan da dörtte biri alır değil mi? Yeni suyla. Yeni su çekeceksin. Dört böyle başına bir sürdü mü dörtte bir eder. Ama müstehabı nedir bunun diyelim? Kaplama mes. Kaplama mes nasıl olur? İşte kaplama mesi kitaptan. Abdest zaten okun. Onun fazileti çok kaplama mes. O böyle suyu alıyorsun. O bir acayip bir şey. Üç parmak böyle birleşiyor. Bunlar değmiyor. Bunlar hepsi yıkanıyor da bu ikisi değmiyor. Değen ne olur? Müstehamel su olur. Kullanılmayacak. Bu ikisi değmeden bunu böyle götürdüğün zaman da içiyle de böyle getirdiğin zaman da iki parmak kaldı. Niye? Önce bunu sokuyorsun. Bu kullanıldı ama meshetmek için değil. Bu kulağı açmak için. Anlıyorsun? Bunu böyle yapıyorsun. Ondan sonra bunu yapıyorsun. Ondan sonra bunu burasıyla bunu geçiriyorsun. Ondan sonra sırtları da kaldı. Bunda bu. Yani beş parmağın ayrı işi var burada. Bu kaplama mes. Bununla beraber boyun da ne olmuş oluyor? Zaten başın mesinden sonra sıra nereye geldi? Boyuna kaplama mes yaptığın zaman da o da onun içine dahil olmuş oldu. Kaplama mes yapsanız sünnet, müstehap çok güzel bir şey ama tabii öyle beş parmağınızla birden sürdünüz mü kafaya, o iki parmağı kullandığınız için baştan sonradan onu kulağa boyuna sürdüğünde müstamel suyu sürmüş olursun. Müstamel suyla olmaz. Onun için o iki parmağı kalkıp tutmak, yeri geldiğinde onu kullanma meselesi de çok önemli. Bu müstehapleri güzel bellemeli. Aslında kulağa hangi parmak sokulacak? Bu. Fakat evvela hangiler sokuluyor? Şu en küçükleri. Ama bu müstamel oldu ilk üçle beraber. O müstamelliği mesücün değil. Bu ne? Sonra mesücün bunlar sokulacak. Bu küçükler için? Evvela açmak için. Ondan sonra bu. Bak şimdi bunu incelemişler, etmişler. Biz bunu talebeliğimiz, çocukluğumuzdan tabii fıkıh kitaplarında geçiyor. Duymuşuz, öğrenmişiz de hikmetini bilmiyoruz. Zaten hikmetinden de sual etmiyoruz. Biz ne buluyorsak doğrudur diyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Anlatıyoruz ama şimdi mesela diyorlar ki işte kulağın işte beyne giden şunların çalışması, bunların uyarılması falan bu lazımmış evvela. Bunu evvela sokmadan o uyarı gitmiyormuş. Şimdi bunu yeni buldular. Bir profesör bunu geçen de açıklıyor falan. Geçtikçe çıkar, çalkaladıkça çıkar. En iyisi Allah Resulü bilir. Efendim ulema fukaha bilir. Onlar ne yazdılarsa onu öğrenip yapmak lazım. Yoksa o bu dini mübin İslam'daki faydaları, bir abdestteki faydaları, şu boyunu meshetmekteki faydaları, serin suyun buraya vurmasındaki o beyne giden damarlara faydaları, şu. Hangisini anladın? O başı meshetmekteki faydaları, başını nasıl tutmak lazım? Serin tutmak lazım demiş, değil mi? O baş meshetmekteki faydaları vesaire vesaire. Bunlar çok. Bunları bize anlatmakla baş edemeyiz. Ve arculekum, ayaklarınızı da yıkayın. Nereye kadar? İlel Kabe'in, topuklara kadar. Topuklara kadar yukarıda çıksan olur. Topuğa kadar yıkamasan olmaz. İğne başı kadar kuru yer kalsa abdestin olmaz. Topuğa kadar farz. Çokları ayaklarını yıkarken tam topuklara kadar yıkamıyor. Topuklara çıkartmıyor. Ondan sonra yüzünü kaç kere yıkıyor? 3. Kolları 3. Ayağa geldi mi kaç kere yıkıyor? Sayısı belli değil. Neden? Suyun altına bir koyuyor. Ondan sonra birkaç böyle elini getiriyor, götürüyor. 1 mi oldu? 2 mi oldu? 3 mü oldu? Sayı yok.
Halbuki bu ne yapması lazım? Bir su vurduktan sonra her tarafına değdirip musluğu arada kapatacaksın. Ondan sonra bir daha açacaksın. Musluğu hep suyu de kapat. Bir daha sıvazlayacaksın topuğuna kadar. Ondan sonra bir daha açtığın zaman da, bir daha yıkadığın zaman da oldu üç. Sen musluğu hiç kapatmadan bir sokuyorsun altına. Elini de bir böyle böyle yapıyorsun. Ne bir buçuğu belli ne iki buçuğu belli. Böyle şey olmaz. Abdest ciddiyet ister. Üç kere yıkayacaksın. Yani sen efendim adam nasıl iş ya? Ben iki rekat namaz kılana kadar adam abdeste giriyor. Abdesti alıyor, geliyor benim yanıma, benden evvel bitiriyor sünneti. Dört rekatı benden evvel bitiriyor. Bu ne zaman abdest aldı ya? Ben adam dört rekat kılana kadar ancak abdest alabiliyorum ya. Ama demek ki şalap şalap. Değdi değmedi meseleleri. Üç mü oldu, iki mi oldu, bir mi oldu? Ama tabii ki sabah namazının güneş doğmasına yaklaştığı saatte geç kalkan, geç kalanın durumunda ne var? Bir kereyle yetinmek var. Çünkü neden? Güneşe kaç dakika kaldı? 5 dakika kaldı, 7 dakika kaldı. Bu durumda ben sünneti yetiştireceğim zor. Hadi sünneti bile bıraktık şimdi. Farzı ne yapmam lazım? Çünkü vakit daralmış. Güneş doğmadan selamı vermem lazım. Çünkü bu ikindi namazına benzemiyor. İkindiyi güneş batmadan tekbiri kavuştursan namaz içeride kaldı. Kazaya kalmadı. Ama sabah öyle değil. Sabah selam vermeden güneş doğsa namaz dışarıda kaldı. Hepsi gitti kazaya. Onun için bu noktada ne yapmak lazım? Birer kere yıkamak, ama bir kere yıkamak derken kuru yer bırakmak yok yine. Yani namaz geçiyor diye yüzünün yarısını yıkamak olur mu? Öyle olur mu? Bir kere dedim mi ne demek? Bir kere tam demek. Öyle olursa da 3 kere yıkamaya zorlanılmaz çünkü güneş doğar. Ama onun dışında abdest mutlaka böyle alınacak. Ayaklarınızı yıkayın. Nereye kadar? Topuklara kadar. Resulullah gördü ki sallallahu aleyhi ve sellem. Adamın bir ayaklarını yıkıyor, topuklarını bırakıyor. Ne buyurdu ona? Veylül lil akabi minen nar. Vay, o ökçeler cehennem ateşinde ne çekecek? Niye? O topuklar kuru kaldı diye. O yanacak o topuklar. Ateş su değmeyen, abdest suyu değmeyen yere cehennem ateşi değecek. Onun için elleri yıkarken parmakları, ayak parmakları, el parmakları araları ne olacak? Hilallanacak. Aralara böyle. Ama ayak parmakları hilallanırken hangi el kullanılacak? Sol el. Nereden doğru hilallanacak? Alttan doğru. Sol elin küçük parmağı bu ayaktır diyelim böyle. Bu alttan geliyor. Müstehabı bu. İmam-ı Azam Efendimiz parmaklarını hilallıyordu da neyi görmemiş? Sahabeden gelen eserlerde neyi rastlamamış? Bu parmak alttan mı sokulacak da böyle mi sokulacak? Ama hilallamayı yapıyor. Fakat böyle sünnetine bunun diye bunu görmediğinden sonra görünce ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tatbikatı böyleydi. Bunu gördükten sonra 20 sene öbür abdestle kıldıkları namazı da iade etti. Halbuki iade gerekir mi? Gerekmez. Abdesti var mıydı? Vardı. Hem de sünnet üzere abdesti vardı. Bir müstehabı ne yaptı? Abdestleri böyle aldı. Hilallamayı böyle yaptı da ondan sonra 20 senelik namazı. Mektubatın kenarında, İmam Rabbani'nin kitaplarında, Üsher kitaplarda geçiyor bu. Bu rivayet. Yani 20 senelik namaz bir müstehabın terkinde. Bizim durumumuz, ciddiyetsizliğimiz, labaliliğimiz, şu abdest namaz işlerine lakayıtlığımızı tasavvur edemezsin ya. Onun için bizim abdestler niye rızkımızı bereketlendirmiyor? Bizim abdestler niye ömrümüzü uzatmıyor? Halbuki hadis-i şerifine buyuruyor. Lümalet taharati ve sealeke fil rızk. Abdeste devam et, rızkın geniş olacak. Hadis-i şeriflerden çıkıyor ki kim abdestini doğru ve güzel alırsa ömrü uzun olacak. Ama bakıyorsun adam taktuk gidiyor. İşte abdestler düzgün alınsa Allah Teala sağlık, sıhhat, hayırlı uzun ömür verecek. Bunlar hep kitaplarda beyan ediliyor. Efendim şimdi bu hilallamayı, adam hilallamayı kökünden yapmıyor zaten. Parmak arası kuru kalsa haberi yok. Nerede kaldı ki? Alttan mı üstten mi adam onu? Hiç
müstahap. Ne müstahabın lafı mı olur ya? Ben abdest alıyorum da sen de bana müstahaptan bahsediyorsun. Millet hiç namaz kılmıyor be. Elini ayağını yıkamıyor. Ben yine yıkıyorum. Sen bana ne inceliyorsun? Ne olur mu ya? Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hallilu ve sahabiakum. Hablentu hallilâ nâru cehennem. Cehennem ateşi sizin parmaklarınızın arasını hilallamadan önce, oralara girmeden önce siz parmaklarınızın aralarını hilallayın, kuru yer bırakmayın. Ya. Ehli sünnetin görüşü bu. Taberi diyor ki sırf yıkamak yetmez. Madem ki bu meshin yakınında zikrediliyor bu ercül, yıkamakla kalmayıp bir de mesh etmek lazım diyor. Bu şu demek. Şimdi bir havuz var temiz. Sen de elini, yüzünü, her tarafını yıkadın. Sonra sıra ayaklarını yıkamaya geldi. Sen de ayağını bu havuza soksan çıkarsan ayak yıkanmış olur mu? Olur. Olur kardeşim. Hatta başını meshetmeyi konuşuyorum şimdi. Kafan açık gidiyorsun. Yağmur yağıyor. Kafana değdi. Dağıldı dörtte birine. Başın mesh olur mu? Olur. Ama yine ne yapmak lazım? Ha. Şimdi ama yapmasan da olur. O miktar dörtte biri ısladı mı? Ayağını soksan çıkarsan ne olursun? Gasil olursun. Yani yıkayan. İmam-ı Taberi de diyor ki tamam diyor, bunu böyle ayağını sokup çıkarmakla ayağının her yerine su değdiği için yıkamış olursun ama madem ki bu ayette mesin yanına geldi bu, o zaman diyor bir de masih ol. Ne demek masih ol? Suya sokup çıkardıktan sonra bir de elinle ne yap? Hani biz ayağımızı yıkarken elimizi değdiriyoruz değil mi? Yoksa değdirmiyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yaptığınızı bilmiyorum ki. Belki de böyle suyun altına koyuyorsunuz, böyle çeviriyorsunuz. Çıkarıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Mutlaka ne yapmak lazım? Elle sıvazlamak, topuğa kadar o suyu çekmek, böyle aşağı sürmek lazım. Öyle olmaz ki. Ama sen havuza sokup çıkardığın zaman bu yıkanmış olur. Abdestte de ayak yıkanmış olur. Ama Taberi orada ne demiş? Bununla kalmamalı. Bir de ne yapmalı? Bir sıvazlamalı yani. Çıkardıktan sonra havuzdan sıvazlamalı demiş. Şimdi ayet-i kerime uzun. Ve gündüm cünüben. Eğer cünüpseniz demek ayakları da yıkayın. Ayakları meshetmeyin. Ayağı meshetmek Şiilikte var. Ehli sünnette böyle bir şey yok. Ehli beyt ehli sünnettir. Ehli beyte Şiilik ispat etmeyin. Ehli beyt bizim imamlarımızdır. Evet, ayaklarınızı yıkayın topuklara kadar. Ben gönlüm cülüben, eğer cünüpseniz tattaharu, tertemiz olun. Yani boy abdesti alın, baştan aşağı yıkanın. İğnenin kuru yer, ucu kadar kuru yer bırakmayın. Ayağınıza sakız yapışsa, boya yapışsa, bir şey olsa, suya mani olsa guslünüz olmaz. Abdestin farz olduğu bölgeye rastlasa abdestiniz olmaz. Bunlara dikkat edin. Evet. Ve in kuntum merda, eğer çok hastaysanız, yani mesela ne oldu efendim, bir yerin sargılı, buraya su değdiremiyorsun, sargı sarın. Ev alâ sefer, yahut yoldasınız, yolda su bulamadın. Ev diyen ahadun minkum nel gâid, efendim büyük abdest bozdunuz, biriniz sizden ayak yolundan geldi. Ev lâ mestümün nisâ, yahut kadınlarla efendim cima ettiniz, yani cinsel münasebette ne gerekti? Gusül gerekti. Felem tecidû mâen, siz de su bulamadınız. O zaman ne yapınız? Bu ayet devam ediyor. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Temiz bir toprağı efendim kastediniz. Onunla teyemmüm ediniz. فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْد۪يكُمْ مِنْهُ. Teyemmümü nasıl yapınız? Kur'an ona da temas ediyor. Ellerinize ve yüzlerinize ne yapın? Toprağı sürünüz. Bak orada ne kadar farz? He? İki dert bir niyet. Yani niyet ediyorsun teyemmümde. Niyet şart. Ondan sonra toprağa böyle ya da toprak cinsinden olan taşın üzerinde de toz olur, şu duvarda da toz olur, halın üzerinde de toz olur, tozla da olur. Şu halın üzerindeki tozla da olur, elbisenin üzerindeki tozla da olur. Ama en iyisi nedir? Kerpiç, tuğla gibi şeyler bulunmak. Çünkü kerpiç ne cinsinden? Toprak cinsinden. Olursa hastanelerde falan tuğla taşımaları ondandır, o çok iyi olur. Ne yaparsın? Elini böyle vurursun, ondan sonra şöyle yaparsın, ondan sonra yüzünü... Ondan sonra bir daha vurursun, bir kere. Bir daha vurursun, böyle yaparsın. Bunu buradan böyle çekersin. Bunu da buradan böyle çekersin. Teyemmüm bu. Efendim şimdi sahabeden birisi ne yaptı? Gusül icap etti. Yolda da su bulamayınca yuvarlanıyor toprakta.
her tarafını. Ne yapıyorsun dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Teyemmüm alıyorum dedi. Nasıl teyemmüm alıyorsun? Ya Rabbi boy abdesti gerekin diye boy abdesti her tarafıma zannetti ki her tarafıma su değdirmem, toprak değdirmem lazım. Abdestle gusül farklı. Abdestle değdirdiğin yerlerle gusül olmaz. Gusülde su varsa ne olacak? Bütün beden yıkanacak ama teyemmümde öyle değil. Teyemmümde abdestin teyemmümüyle gusül teyemmümü arasında fark yok. Hep o sahabenin yaptıkları ne oldu? Bizim meseleleri anlamamıza sebep oldu. Ayetlerin inmesine sebep oldu. Hadislerin vuruduna sebep oldu. Sebebi nüzül, sebebi vurut dediğimiz olaylar ortaya çıktı. Allah onlardan razı olsun. Derecelerini âli etsin, bizim tarafımızdan onları hayırla mükafatlandırsın. Evet. Teyemmüm bahsi. Abdest risalesine çok dikkat verin. Çok önem verin. Abdest risalesini okuyun. Gusül de onda var. Teyemmüm de onda var. Teyemmüm bile lazım oluyor. Ara sıra bize bile teyemmüm lazım oluyor. Hastalık baş gösteriyor. Bir de tabii teyemmüm bazı kere alimler ne yapıyorlardı? Tuvaletten çıktı. Abdest yeri orada. Oraya gidene kadar abdestsiz ölürüm diye korkudan ne yapıyorlar? Ben efendide de görmüşüm bunu. Hemen çıkar çıkmaz halanın dış duvarıyla teyemmüm yapıyor, oraya kadar gidiyor. Bunu da görmüşüm. Çünkü teyemmüm de ne yapar? O arada abdest alana kadar vakit geçerse, abdestsiz ölmemek için ölüm gelirse, abdestli ölmek nasip olur. İşte hadis-i şerif. Efendimizin hizmetçisi kim? Hazreti Enes. Ne buyurdu ona? Sallallahu aleyhi ve sellem. اِنْ اِسْتَطَعْتَ اَلَّا تَزَالَ عَلَى وُضُوءٍ فَفْعَلْ. Devamlı abdestli durabiliyorsan bunu yap. Gücün yetiyorsa abdestsiz hiç durmamaya bunu yap. Hiç abdestsiz durmamaya bak. فَاِنَّ مَنْ يَتِي مَلَكُ الْمَوْتُ عَلَى وُضُوءٍ يُعْطَ الشَّهَادَةِ. Ölüm meleği geldiğinde adamı abdestli bulursa ona şehitlik makamı verilecek. Abdestli ölen şehittir. Ve Efendi Baba Hazretleri Ali Adel Efendi babamız yine hadis-i şerif yazmıştır. Kendi Kur'an kendi kenarında gördüm. Kitaplarda da var. Abdestsiz uyumayın. Eğer cünüpse, çok yorgunsa, hanımıyla bir cinsi münasebette bulundu. Sonunda da bir yorgunluk arızı oluyor. Gece kalkacak sabah namazına veya teheccüde veya sabah namazına gusül yapacak ama gücü takatı yok, kalkıp gusledemiyorsa hadis-i şerif ne buyuruyor? Yine kalkıp abdest alıp yatsın. Guslü geceye bırakabilir ama yine de abdestsiz yatmasın. Niye? Çünkü korkarım o gece ölür de Cebrail aleyhisselam cenazesine gelmez. Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki abdestli ölenin cenazesinde Cebrail aleyhisselam namaz kılıyor. Bu da kesindir. Ve buradan şu da anlaşılıyor ki gusül alamasa bile sırf abdest alsa yine onu kurtarıyor. Yani gece kalkıp namaza gusül alacak sabah namazına. Ama birkaç saat uyku ve dinlenmek için gusülsüz olsa bile ne yapacak? Bir abdest alıp yatabilir. O aldığı abdestle ona Cebrail aleyhisselamın gelmesine yeter. Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Men tevallâ fe ahsenel vudû. Kim abdest alır, abdestini de güzel alırsa. Bak ne dedim? Her hadiste ne gelir? Abdest almak yetmez. Abdestini güzel alır. İstevcebe ridvânallâhel ekberâ. Allah'ın en büyük rızasını kendine hak alır, vacip kılar. Vacip kılar. Allah'ın en büyük rızası ona helal olur. Abdesti güzel aldığı zaman da. Şimdi ben buradaki 54 farzdan 3. farzdaki şeyi okudum size. Tabii bu söylediklerimin hepsini bu kitapta bulamazsınız. Ben bunu aralarda çeşni yapıyorum. Velakin Yahya İbni Muaz Errazi Hazretlerinin şu sözü burada yazılmış. Onsuz da geçemiyor. İğsilû vücûhekum bimâ'i a'yunikum. Söze bak. Yüzlerinizi gözlerinizden akan suyla yıkayın. Yani Allah korkusundan ağlayarak. Vâsilû elsinetekum bizikli hâlikikum. Dillerinizi neyle yıkayın? Yaratıcınızın zikriyle yıkayın. Dil guslü. Devamlı zikir. وَغْسِلُوا قُلُوبَكُمْ بِخَشْيَةِ رَبِّكُمْ. Kalplerinizi neyle yıkayın? Rabbinizin korkusuyla yıkayın. Allah korkusu kalbe girdi mi kalp guslü olur. وَغْسِلُوا ذُنُوبَكُمْ بِالتَّوْبَةِ اِلٰى بَارِيكُمْ.
Adam zina etse, zinadan sonra 50 suyla yıkansa, 70 okyanusa dalsa çıksa, tevbe etmezse, pistir, leştir. Günahlarınızı yıkayın. Neyle yıkayın? Yaratıcınıza tevbeyle yıkayın. Sümmesilû a'dâekum bilmâi yenfe'ukum. Sonra da kalan uzuvlarınızı suyla yıkayın ki o abdest size yarasın, o gusül size fayda getirsin. Güzel bir söz. Sözlerin şahı, şahların sözü. Sözlerin efendisi, efendilerin sözü. He? Yahya bin Muazzer Razi Hazretleri çok büyük, sözü de çok büyük. İnşallah Rabbim amele cümlemizi muvaffak eyleye.